Bugün sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum ve şimdi sizlere 2021 yılında burçları neler bekliyor hepsini teker teker anlatacağım. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, ne yılda ama? 2020 yılında bütün her şey sizin tarafınızdaydı. Evet, zorlu bir yıl geçirdik çünkü hiçbirimiz Oğlak enerjisine bu kadar hazır değildik. Ama siz ne olursa olsun bütün bu zorluğun içerisinden çalışmanızla, azminizle, sabrınızla çok güzel bir şekilde çıktınız, bunu biliyorum. 2021 yılında parasal konularda en şanslı burç Oğlak ve yükselen Oğlaklar olacak. Attığınız adımların, yaptığınız girişimlerin, her tür konunun karşılığını bu yıl alacaksınız sevgili Oğlaklar. Yüzünüz gülecek, maddi konularda neler yapabileceğinizi göreceksiniz, cebinize giren parayla ilgileneceksiniz, işlerinizi çok güzel toparlayacaksınız. Artık yüzünüzün güldüğünü bu sene göreceksiniz. Diğer taraftan, herkesi uyarıyorum, sizi de uyarayım. 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihlerinde o tarihe yakın zamanlarda maddi konularda çok büyük riskler altına girmeyin. Nasıl olsa para geliyor, bir şekilde bu da gelir diye düşünmeyin. Bu dönem biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Aynı zamanda 14 Mayıs sonrası 28 Temmuz'a kadarki dönemde iletişimsel alanda çok güzel işler başarabilirsiniz. Özellikle bilgisayar sektöründe çalışıyorsanız, yazılım alanında, data, bilgi, veri işlem alanında bir takım işleriniz varsa ya da satış, reklam, tanıtım alanında bir takım girişimleriniz varsa işte bu alanlarda da şans yüzünüze gülecek, yakın çevrenizden çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Bu sene şansı öyle uzaklarda aramayın. Şöyle bir yakın çevrenize bakın. Kim varsa onlar size çok daha büyük destekler sunabilir sevgili Oğlaklar. Tutulmalara gelelim. Şimdi her şey çok güzel. Oğlakların yüzü gülüyor, ben çok iyi biliyorum. Ama tutulmalar var. Şimdi bu tutulmalar hem iş alanlarınızı tetikliyor, hem aynı zamanda sağlık alanlarınızı tetikliyor sevgili Oğlaklar. Evet, belki geçen sene çok sıktınız kendinizi ama Plüto size güç verdi. Şimdi bu sene hani her şeyin de karşılığını alıyorsunuz. Bir kendinizi bırakma, bir sağlığı böyle ne derler göz ardı etme gibi etkiler devrede olabilir. Tutulma zamanları bu etkiye dikkat etmenizi isteyeceğim. O yüzden hem 26 Mayıs'ta hem 4 Aralık'taki tutulmalarda birazcık daha sağlığınıza özen göstermenizi sizden rica edeceğim. Yani bu dönem ne yapabilirsiniz? Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Bu süreçte kendinizi ve şartları çok fazla zorlamayın. Keza 10 Haziran'da işinizle ilgili önemli bir mevzu ve işinizle ilgili önemli bir ilerleme karşınıza gelebilir. 13 Ocak sizin yeni ayınız. Bu 13 Ocak'taki yeni ay ile beraber kafanızdaki girişimleri hareketlendirebilirsiniz. 11 Şubat'taki yeni ay ise parasal konularda şahane fırsatlar sunacak. Elinize ve cebinize güzel para seçeneklerinin girdiğini göreceksiniz. Kariyere gelelim. 28 Mart'taki Dolunay ve 6 Ekim'deki yeni ay kariyerle ilgili konuları hızlandırırken 27 Eylül ve 18 Ekim tarihleri arasında kariyerinizde, kariyer alanlarınızda Merkür geriliği olacak. Bu ne anlama geliyor? Yani bu dönem iş değişimi yapmak ya da büyük bir işe başlamak için uygun olmayabilir. Ya da patronlarınızla konuşurken ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekebilir. Bu dönem çok fazla risk almayın, kendinize aşırı güvenmeyin, dengeyi korumaya özen gösterin. Güzel bir yıl diliyorum. Evet sevgili Kova ve yükselen Kovalar, yılın en şanslı burcu sizsiniz. Böyle güzel bir giriş yapmak istedim. Çünkü Satürn Kova burcuna geçti, biliyorsunuz Aralık ayında, Jüpiter de Kova burcuna geçti ve 2021 yılında hava enerjisinin gökyüzüne hakim olduğunu göreceğiz. Kova temalarının daha fazla ön plana çıktığını göreceğiz ve sizler de kendi hayat yolunuzda yönünüzü, yolunuzu çok daha rahat bulacaksınız. Geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca hayatınızda bir tamamlanma yaşadınız. Bu adeta büyük bir temizlik gibiydi. Kimileri hayatınızdan çıktı, zaman zaman kayıplar yaşadınız, birilerini kaybettiniz, işte istediğiniz işler, istediğiniz sonuçları vermemiş olabilir. Şimdi artık bunların tam zamanı. Jüpiter sizin tarafınızda. 12 yılda bir gelen şanslı bir döngü içindesiniz. Aynı zamanda orada Satürn de dolaşıyor olacak. Yani Satürn size çok fazla genişlemenize, çok fazla abartmanıza izin vermeyecek. Ama bu ikiliyi doğru kullanırsanız hayatınızda çok büyük kapılar
aralanabilir. Aynı zamanda hayatınızı da yeniden yapılandırıyorsunuz. Şimdi fırsatları daha farklı gözlerle görmeye başlayacaksınız. 14 Mayıs'a kadar şansınız var bu alanda. Önemli işlerinizi hareketlendirin. Ben her zaman şunu söylüyorum. Şans elinde çantayla gelen bir insan değil. Merhaba, tak tak ben geldim. Harika, 5 dakikada hayatınız değişecek gibi bir durum söz konusu olamaz. Şans hareketi sever, eylemi sever. Bu dönem harekete geçmek için uzun zamandır aramadığınız insanları arayın, bir hatırlarını sorun, kendinizi hatırlatın, işleriniz konusunda harekete geçin. Bunlar önemli olacak sevgili kovalar. Unutmayın, hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Bu yeniden yapılandırma süresince lütfen harekette olmaya özen gösterin. 14 Mayıs'a kadar şansınız var dedim. 14 Mayıs'tan 28 Temmuz'a kadarki dönemde para kazanacaksınız. Hem de parasal konularda çok büyük şanslar yakalayabilirsiniz. 28 Temmuz'dan sonra yeniden Jüpiter sizin alanınıza dönecek ve size bu fırsatları vermeye devam edecek. Haydi bakalım birkaç tarihe bakalım. Aşkı arıyorsanız, aşkla ilgili konularda harekete geçmek istiyorsanız 10 Haziran'daki tutulma bu noktaları hareketlendirecek. Yine çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili konu ve olayların bu tutulmayla beraber hareketlendiğini görebilirsiniz. 28 Ocak'taki Dolunay ilişkiler alanınızı tetikleyen bir dolunay olacak. İlişkiniz varsa bu dönem karşı tarafla bağlantınız kuvvetlenebilir ya da aranız kötüyse bu dönem eyvah bu dolunayda önemli kararlar alınabilir. Aynı zamanda 4 Mart itibariyle kendinizi göstereceğiniz hem sanatsal işlerinizde hem hobilerinizde hem sportif faaliyetlerde kendi gücünüzü ortaya koyacağınız bir döneme merhaba diyeceksiniz. 18 Mart'ta özellikle 30 Kasım civarı yaşadıklarınıza benzer konu ve olaylar hızlanabilir. 5 Kasım'daki yeni ay kariyerle ilgili fırsatları karşınıza getirirken 30 Ekim'den sonra kariyer ve iş alanlarınızda daha mücadeleci koşullar altında olduğunuzu göreceksiniz. 25 Şubat'ta güzel bir para elinize geçebilir ve 13 Mart'taki yeni ay para alanınızı tetikleyecek şansınızın yüksek olduğunu göreceksiniz. Bu sene bir tek 30 Ocak ve 21 Şubat tarihleri arasında Merkür Kova burcunda gerileyecek ve burada gerilerken bazı noktalarda iletişim sıkıntıları ve sorunlarını karşınıza getirebilir sevgili kovalar. Bu dönem kendinizi ifade ederken yanlış ifade edebilirsiniz. Önemli girişimlerinizi bu tarihlere denk getirmemeye özen gösterin. 11 Şubat'taki yeni ay zaten hani gerçekten kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz, bazı konuları yeniden ele alacağınız, çeşitli fırsatlarla karşılaşacağınız bir yeni ay olacak. Bu yılı çok iyi değerlendirin. Güzel bir yıl olsun. Sevgili balık ve yükselen balıklar, 2021 yılında çok önemli ilerlemeler kaydedeceksiniz. Hem test alanlarınız hem de şans alanlarınızı aynı noktadan yakalayacaksınız. Şimdi bir kere Satürn sizin kadersel alanınıza giriyor. Önünüzdeki 2,5 yıl boyunca hayatınızda büyük bir temizlik dönemi başlıyor. Merak etmeyin, biraz böyle insana ürkütücü geliyor büyük bir temizlik dönemi dediğimde. İşinize yarayan olaylar, durumlar, insanlar, koşullar, bunların hepsinin yavaş yavaş geride bırakmaya başlayacaksınız. Ama bu senenin bir önemli özelliği Jüpiter de bu alanlardan size destek atmaya başlayacak. Yani Jüpiter'in bu alanlarınızda geziyor olması sırtınızda adeta meleğiniz varmış gibi korunduğunuzu fark etmenizi neden olacak. Maneviyatınız yükselecek, değişik konu ve olaylarla daha fazla ilgili olacaksınız. Spiritüel alanla ya da işte gizemli bir takım bilgileri hayatınıza daha fazla almak isteyebilirsiniz. Bazen kendi köşenizde olmak, sosyal ortamlarda olsanız bile hemen kendi alanınıza çekilmek, pilinizi şarj etmek isteyeceksiniz. Bunların hepsini yapın. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. 14 Mayıs'a kadar biraz geri planda durabilirsiniz. Ama 14 Mayıs'la 28 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter sizin burcunuza geçecek. Sizin için çok şanslı bir dönemi başlatacak. İşte bu 3 aylık dönemi çok iyi bir dönem olarak bir kenara not edin. Yani önemli girişimlerimizi bu dönemde başlatmaya özen gösterin. 2022 yılı geldiğinde bütün astrologlar televizyonlara ya da böyle sosyal medya mecralarına çıkıp en şanslı burç balık burcu diyecekler ama bunun için gereken hazırlığı yapmalısınız sevgili balıklar. İşte bunun ön gösterimi
14 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri arasında karşınıza gelebilir. Hayatınızdan gidenler olursa, hayatınızdan çıkması gereken insanlar olursa bu dönem içerisinde çok fazla üzülmemenizi tavsiye ederim. Tutulmalar ev, hane ve kariyer alanlarınızda gerçekleşiyor. Yani 10 Haziran'daki tutulmayla beraber eviniz ve hanenizle ilgili önemli bir konu ya da bir mevzu devreye girebilir. Yine 26 Mayıs ve 4 Aralık tarihlerinde kariyer ve iş alanlarınızda önemli açılımlar yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. İş hayatınız için değerlendirmek üzere 13 Mart'taki yeni ayı sizlere tavsiye edeceğim. Çünkü Mart ayı sizin için çok aktif olacak. Parasal konular ve kazançlarsa 12 Nisan'daki yeni ay ve 28 Mart'taki dolunayla beraber karşınıza gelebilir. 28 Mart'ta bir ödemeyle ya da bir borçla uğraşabilirsiniz. Ama merak etmeyin, cebinizden bir para çıksa bile 12 Nisan'daki yeni ay ile beraber bu parayı yeniden cebinize koymayı ya da elinize geçen parayı yatırıma dönüştürmeyi bileceksiniz. Aşk hayatınıza bakalım. 21 Haziran'dan sonra çok aktif bir döneme giriyorsunuz. 10 Temmuz'la beraber yaz dönemince aşk hayatınızda hani güller, çiçekler, böcekler açabilir adeta hayatınızda. İstediğiniz ya da sevdiğiniz bir insan varsa onunla beraber önemli kararlar alabilirsiniz. Yaz dönemini diğer burçlara göre daha aktif, böyle bolluklu, bereketli ve keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. 27 Şubat'ta ilişkiler alanınızda bir dolunay var. İlişkilerle ilgili önemli kararlar devreye girerken 7 Eylül'deki yeni ay yine ilişki başlangıçlarınızı destekliyor olacak. Sağlık önemli. Neden? Hemen tarih verelim. 24 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri arasında sağlığınıza ekstra özen gösterin. Bu dönem içerisinde bağışıklığınızı kuvvetli tutmak size iyi gelecektir sevgili balık ve yükselen balıklar. Ve Ocak sonu 28 Ocak'ta oluşan dolunay yine sağlık alanınızı tetikliyor olacak. Dediğim gibi o dönem ekstra kendinize özen gösterin. Sadece o dolunay zamanı birkaç gün boyunca böyle vitaminlerinizi alın, kendinizi şöyle güçlü hale getirmeyi unutmayın. Çok güzel bir yıl olsun. Evet, burçlarımızı bitirdik. 2021 yılında şöyle aşağı yukarı bizi bekleyenleri sizlere aktarmaya çalıştım. Her şeyden öte sağlığımızın çok ön planda olduğu ama böyle güçlü, sağlıklı günlerin bizim hayatımızda yer aldığı, aynı zamanda bütün insanların yüzünün güldüğü, yine eski günlerdeki gibi sarılabildiğimiz ve bu pandemi sürecini geride bırakabildiğimiz güzel umutlarla bezeli, bu umutların da gerçeğe dönüşmüş hali olarak bu yıl karşımıza gelsin ve bizim hayatımıza iyi gelecek elçileri gibi güzel bir şekilde dokunsun. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendim butonunu tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda İyi Gelecek Elçileri kanalına abone olmayı da ihmal etmeyin. Videomuzu sevdiyseniz de etrafınıza, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize ama onlara da lütfen tavsiye edin. Güzel bir yıl diliyorum.